Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir harf inkılabı gerçekleşti. Dediler ki Elif, B, T, F artık bu yasaktır. Bir de dediler ki Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlanan bir ezan var. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Bunun tercümesi yapılacaktır dediler. Fakat bu bir bela mıydı, musibet miydi? Büyük bir belaydı. O gün bizim büyüklerimiz bu belanın kalkması için dua ettiler mi, etmediler mi? Ettiler. Ama dua yetmiyor ki. Yardım istemenin iki şekli var. Birisi sabır. Peki ne yaptı bizim büyüklerimiz? Jandarma gelse bile ahırlarda, samanlarda okuttular mı, okutmadılar mı? Okuttular. Ezanı aslına uygun olarak okuyorlardı. Jandarmayı görünce yerden sonrasını Türkçe'ye çeviriyorlardı. Yani sabrettiler, sabrettiler. Peki bu iş düzeldi mi sonra? Hangi noktaya geldik? Bunu yasaklayan devlet, Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan oku diye maaş vermeye başladı. Her camiye, şehirlerdeki camilere en az iki tane görevli verdi, maaşlarını devlet verdi. Hem ezanı doğru okuyacaksın, hem de çocuklara Kur'an öğreteceksin, cemaate Kur'an öğreteceksin. Aynı devlet, şehirlerde, köylerde kocaman kocaman Kur'an kursları yapılmasına izin verdi. O Kur'an kurslarındaki öğretmenlerin parasını da vermeye başladı. Sizce devletin dini hizmetlere yatırım yapması bugünün karşılığı mıdır, yoksa o günkü dedelerimizin sabrının karşılığı mıdır? Mektubu doğru okumak lazım. O günkü dedelerimizin sabrının semeresidir.